Claire güvenlik bölümünde kapı kilitlerini tanıtacak. Aynı görevi yapan, aynı şeyi yapan iki farklı görünümü olan kapı kilitleri. Biri yuvarlak, biri dikdörtgen. Mevcut bir daire kapısının kilidine takılıp ya da daire içindeki bir kapıya takılıp kullanılabilir. Ofiste de kullanabilirsiniz. Diğer aklınıza gelen her yerde, kapı olan her yerde bunu kullanabilirsiniz. Örnek olması için en yaygın bir kapı kilidi markası kullandık. Daire kapısı olarak özellikle. Dışarıdan görünümünde herhangi bir farklılık yok. Montajı çok kolaydır. Sadece mevcut kapı kilidinizin göbeği değiştirilerek bu gördüğünüz iki farklı görünüme sahip ikisinden birini tercih edebilirsiniz. İkisini aynı kapıda kullanabilirsiniz. Kancalı ya da bu şekilde dilli olmasının herhangi bir farkı yoktur. Önemli olan burada bu cihazlarla beraber gelen kuyruklu kapı kilidinin kullanılmasıdır. İsterseniz bir senaryo kumandasıyla da uzaktan kumanda edebilirsiniz evin içindeyken de. Ama esas mesele akıllı evin uzaktan kontrol edilebilmesidir. Ve kablosuz olması büyük avantajdır ki zaten böyle bir sistemde kablonun artık 2014 yılında olmaması da gerekir. İç kullanımda şu anda iki kapı da kilitli. Açmak için içeriden 2 saniye bastığında yönü fark etmez, kapınızın yönü sağ ya da sol fark etmez. Gördüğünüz gibi kapı açılmaya başladı. Aynı şekilde dikdörtgen olanın dokunma butonu yandadır. Buna da 2 saniye bastığında kilit açılıyor ve dikkat edin, tamamen açtı. Bunu siz kendiniz derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Dışarıdan kapınızın kolu da olabilir. Kolla da basıp bu dili içeriye alabilirsiniz veya istiyorsanız tamamen de gördüğünüz gibi kapıyı açabilirsiniz. Aynı şekilde akıllı ev sisteminde senaryo olduğu için alarmı kurduktan 30 saniye sonra örneğin ya da 20 saniye sonra kapıların kendiliğinden kilitlenmesini komutunu verebilirsiniz. İçeriden gördüğünüz gibi bu şekilde de kontrolü mümkündür. Bu işlemi şimdi tabletten uzaktan erişimle nasıl yaparım? Bir adet ana kontrolcünüz olması gerekir. Akıllı ev ana kontrolünde çok fark yaratan bir cihaz var. Zipa Box'tır. Zipa Box'ın menüsüne giriyoruz. Uzaktan bağlantıyla bağlanıyoruz. Programı tekrar başlatıyorum. Uzak bağlantı. Bu menüde diğer farklı akıllı cihazlarda olduğu için örneğin bu 6,7 watt tüketim yapan ama 60 wattlık aydınlatma sağlayan ampul gibi diğer cihazlarda bu listede mevcut. Ama biz şu anda kancalı kapı kilidi ve yuvarlak kapı kilidi için
Ne yapabiliriz ona bakıyoruz. Buradan komutu verdim yuvarlak kilit için. Bu arada stepli motor olduğundan dolayı cihaza herhangi bir zarar verilmez. Nasıl? Kapı açıkken ben mevcuttaki açık kapıyı tekrar açmaya çalıştım. Bu yüzden atlama yapıyor. Diğer kapımız açık, onu kilitleyeceğiz şimdi. Kancalı kilit. Komutu verdim. Şu anda kapı kilitleniyor. Gördüğünüz gibi yuvarlak kilit içinde tekrarlayalım. Kapıyı kilitleyelim. Bunu cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan evde yokken yaptığınızı düşünün.